Ferhat hapisten çıkmış. Ne? Onu Kuzey gammazlığı sanıyor. Bir düşün bakalım, adam ne kadar hırslı, ne kadar öfkeli Kuzey'e. Parasının üstüne yattığını düşünüyor. Şimdi intikam almaya çalışacak. Nasıl öğrendiniz? Simay'la baş başa bir fotoğrafını yolladı Kuzey'e. Simay mı? Onun duruşmaya gitmesini de o engellemiştir kesin. Senin karın benim yanımda diye kudurtuyor Kuzey'i. Standları da o dağıttı o zaman. Ben kime ne anlatıyorum ya? Ben ona Ferhat kardeşinin peşinde başına bela açacak diyorum. O bana bizim standları o yıktırdı herhalde diyor. Ciğersiz. Aslansın Zeynoli. Görüyor musun kafası nasıl çalışıyor? Hasta bu bineği. Vallahi söylüyorum hasta ya. Gözü paradan başka bir şey görmüyor mu? Aslında yanlış da sayılmaz ha. Al işte. Hayır, biz Sümer yaptı, Sümer yaptı deyip duruyoruz da. Belki de Ferhat yıktırmıştır standları. Kesin. Ay Zeynep, sen de gözünle görmüş gibi yani. Ama neler yaptığını gördük. Bence bu adam içeride düşündü, taşındı. Dışarıdaki adamlarına da talimat verdi. Bak bakayım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak ettim seni çok. İyiyim. Zımanın yerine gittin mi? Hı hı, gittim. Birkaç yere daha haber bıraktım. Mutlaka bir yerden haber çıkar. Zım bakayım. Yeraltı dövüşleri yaptıran bir adam. Ferhat'tan haberi olabilir. Ama bence de kesin bir adamı vardır etrafta. Merhaba. Hoş geldin. Çete toplantı. Geç. Gel, otur. Bu akşam olağanüstü toplantı var. Ya bunlar alem ya. Karlo. Götür kardeşim, afiyet olsun. Aa. Eminim gelecektir ama daha nice başarılar ha. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bu not ortalamasıyla derece de gelecek gibi görünüyor. Galiba. İyi mi Güney? Kesinlikle. Yok canım. Belki birisi benden daha yüksek not alır. Aa, inşallah olmaz. Dereceye girmek senin için çok önemli değil mi? Bak şimdi. Hayır tabii ki. Tabii ki önemli. Ama benim nişanlım zaten her zaman bir numara. Master düşünüyor musun? Hmm. Şu an için mümkün gözükmüyor. Ama bu güzel başarıyı taşlandırmak lazım Güney. Bence evlenmeden bu işi de hallet. Ama maalesef düğünden önce olmasına imkan yok. Haziran'da evleniyoruz. El nişan süresini fazla uzatmayalım dedik. Aslında en iyisi. Ama hazırlanmak için vaktiniz az. Haziran'a yetişemezsiniz. Bence seneye Haziran'ı düşünün. Bence de. Hem Güney askerliğini de aradan çıkarmış olur. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz kararımızı verdik. Haziran'da evine gideceğiz. Değil mi canım? Evet, evet.
Pardon. Seni hiç sevmedim. Benim tek gerçek aşkım Kuzey'di önceden de. Bundan sonra da böyle olacak. Ama zaten araştırmalara başladım. Mekan bakıyorum. En iyi yerleri... Senden nefret ediyorum. Her zaman Kuzey'in yanında olacağım. Kuzey'in olacağım. Sence benim için sorun olur mu? Koskoca bağımlısına nereye gidecek? Nereyi istesen bir çaresi bulunur. Ne? Ne o? Kötü bir haber mi? Ne oldu canım? Yok yok, bir şey yok. Anne. Aramam gerekiyor, özür dilerim. İnşallah siz evlendikten sonra da bu aile problemleri seni yormaz Banucuğum. Merak etme. Ben sınırlarımı korumayı iyi bilirim. İnşallah. İkiniz de umurumda bile değilsiniz. Ben Kuzey'e söyleyeceğimi söyledim. Sevgili olduğunuz gün, işte o zaman ben haklı çıkacağım. O zaman görüşeceğim ikinizle de. Oldu? Sorun yok. Dediğiniz gibi ayaladık mezarı. Mezar taşı yazısı? Yapıldı. Resmini çektim size göstermek için. Bir problem yok. Tamam. Simay annesinin yanında mı? Evet. Nursel'i de yanında bıraktım. Merak edecek bir şey yok. Güzel. Kuzey aradı mı hiç? Hayır. Ben oradayken hiç aramadım. Hadi bakalım. Benim de Simay'ın ailesiyle tanışma zamanım geldi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.